Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler ve kıymetli misafirler. Efendim bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben programın daimi sunucusu zaten Göz ve zaman olduğu gibi İstanbul Merkez Stüdyolarımızda Teknik masamızda derviş Yunus oturuyor. İnamatu Tokyo destenen Nabekar da İstanbul'da bugün bahardan kalma muhteşem bir gün var. Ben oturup buralarda kalamam. Zaten bende kapalı yerde kalma fobisi var. Kırlara bayırlara Hı. kelebek kovalamaya gidiyorum. Fotoğrafa çıkıyorum dedi. Fotoğraf çekmeye gidiyorum diyerek vınladı gitti. Zavallı Cesi aşağıda kulübede kaderiyle terk edilmiş olarak Acaba bir insan evladı beni çıkarır da dolaştırır mı diye bekliyor. Efendim programımıza başlarken klasik macun bölümüne her zaman olduğu gibi işte kıymetli konuğum programımın daimi konuğu, hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket, CFO'su, fakir, fukara, garip, kuraba, dostu... Türkiye kareli gömlek giyenler konfederasyonu genel başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Beylikdüzü genel sekreteri, Sinop Erfele Kestanesi, İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü, Maratonmen, Şahir, Degüstatör, Z kuşağının tambık dedesi, Cem Yılmaz'ın abisi, dünyanın anasını ağlatan Tezo Jeff, Mas gibi yavşakların bir numaralı hamisi, kapris abidesi Tom Cruise'un Avrupa ve Orta Doğu'daki haklarının koruyucusu ve sevgili Cem Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Abi zannediyorum bugün çok uzun sürdü ya. Yok. Niye böyle oldu? Hayır her zamanki tempomuzda gittik. Hatta sevgili pirimiz Nur Subaşı Üstadımızı da programımızın Unuttum. hemen başında bir kez daha bize ilham veren ustamızı da rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hocam nasılsınız İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tebrik ederim. Bana uzun çok geldi duydum. biraz onun için yani aslında... Evet. E Pek bir şey de eklemedin ama bana öyle geldi. Anlıyorum. Metal, İstersen, yo metal yorgunluğu deriz biz. İstersen evet. hocam macunu tamamen çıkarabilirim Abi ama çıkartalım. yüz binlerce faks var. Bir ara denedik biliyorsun bunu. Evet. Macun olmazsa de... olmazımızdır. Akıllı olun, kendinize gelin. Evet. Bir de 100 bölüm oldu abi. 100 sen ikinci bölümde de itibaren çıkaralım evet. istersin istersen diyordun. Evet. Ee, 99 bölümde, 98 bölümdür yapıyorsun. Evet. Bugün yüzün e, değil tabii. Hayır, bu bugün 99 buçuk bölüm. bölüm <laughs> olduğu için aslında programa şöyle başlamam gerekiyordu. Hala beni seviyor. Bunu sen de biliyor. Niye beni aramıyor? ram pam pam. bu bir alttan bir mesaj evet. mı abi? Evet. Yani evet. E, şu anda milyonlar, milyonlar demeyelim de binler ekranları başında. Evet. E, kapıda, gözleri kapıda şu anda. Evet. Hani ikimiz varız tamam. Biz zaten sabitiz ama şarkıda da girdiğine e, şarkı göre. şarkıda girdiğine göre kapı açılacak ve Hakan Altun içeri girecek diye bekliyorlar. Evet. Evet. <laughs> Hakan Altun ha, nerede yoldayım abi? dedi. Yoldayım. Telefonun başında ya. çaresiz bekliyorum abi. Bekliyorum işte. hala gelmiyorsun. Evet sevgili dostlar, bir laf bulamadım. Yani şimdi hani evet, laf bulsam... Abi gözlüğü evet. alabilir miyim? Neden? Abi rol çalıyor. ben abi <gülüyor> gözlüğü. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bu bu gözlük devamlı rol çalıyor. Tamam, vay şey arkadaş yapalım. ya, vay arkadaş ya. Hocam ee, tebrik ederim. Dur abi, montoya getirme. Getirmeyeceğim. Hakan buyurun. Altun nerede Hocam, abi? Hocam şu anda Bodrum'da. E, hani Hazırlanıyor. <laughs> <laughs> hani ne hazırlanıyor? Bak ba abi yine köpürtüyorsun. Hayır, Yükseltiyorsun hayır. seyirciyi. Hayır. Şu anda 100. program olduğu için ki değil. Bu 99 99.5. Evet. program. Evet. Gene köpürtüyorsun. Gene evet. gelemeyecek adam. Gene bir işi çıkacak. Hayır, ne diyeceksin? bu Gelecek hocam. Şu anda e, repertuar yapıyor. Bizim program Bizim için. Ne için... gereği var abi. Adamın 3 tane şarkısı var. Hayır. Kendisi aynı zamanda ut çalacak, söyleyecek. Bizler de ona eşlik edeceğiz. Ona göre repertuar yapacak. O repertuarında... Notalarının çıkması gerekiyor. Sonra yani böyle, albüm çıkaracağız. Albüm çıkarmayacağız ha. ama yani gelecek hocam. Biz sözümüzde dururuz. Hakan da sözünde durur. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Ne zaman abi? abi? Ben bekle. bir seyirciyim. Ben e, ekranın başında öbür tarafta olan bir halk olarak evet. şu anda yakana yapışıyorum. Nerede abi Hakan Altın? Gelecek diyorum arkadaşım. Tamam abi. Arkadaşlar muhatabı ben değilim. Buyurun. Safer Benim abi. arkadaşım. Gelecek tamam. diyor. Evet tamam. gelecek. Ben gelecek diyorsam arkadaşlar gelecek. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Ne oldu? Ee, güzel bir düğün yapmışsınız. Zannediyorum siz de davetliydiniz. Ya. Yok ben gidemedim. Bill Çok... Gates kızı <gülüyor> Mısırlı <laughs> tamam. jokeye vermiş. Evet. Ee, Mısırlı jokey deyip yan adamı küçümsediğimi falan zannetmeyin. Çocuk trilyoner yani zaten <laughs> herif bir düğün yapmış. 10 milyon dolarlık falan böyle. İki, i̇ki mi? İki Gelinlik melinlik takılar tukular. Ne Beyaz eşya. Abi? Takı yok ki orada. Ev, bark, toparlanacak. O tamam o tamam. Ha. O ayrı bir şey ama düğün iki. Evet, iki tek, yani bir şey değil. iki yarış koşar, alır onu da. Alır, onu kurtarır çocuk da. Çocuk da bayağı başarılı bir jokey Evet. Ee, bir Bazıları geçse... nereden bulmuş jokeyi falan diyorlar. arkadaşlar. Evet. Jokey, evet. az bir şey değil yani. Az bir şey değil. Evet, de şey de... de sağlamdır yani jockey. Yani bir de kazanıyorsan yarışları. Evet. Zaten iyi atlara binmeye başlarsan, şimdi artık evet. ona böyle yağmaya başlar. Tabi. Gel ya, gel bizim ata bizim bin falan Ben diye. yıllarca bindim hocam, onun için çok iyi bilirim yani. Ata tabi. Çok ya e, Jokeylik yapmadın abi. Sen bir dönem, abi. dönem yaptım. Kısa bir dönem yaptım hocam. Kısa bir dönem. <laughs> o zaman 54 kiloydum. Zaten jokey olabilmen için hocam evet. e, yani tahta gibi bir kıçının olması lazım bir kere. Evet. Ama düşün. bu çocuk Küçücük. öyle çok küçük bir çocuk değil. Biraz kalın. Sen bakma jokey dediğin adam 60 62,5 kiloyu falan geçmeyecek yani. Hmm. Anladın mı? Bunlar çünkü uzun mesafe yarışlarda hayvanın üstüne bazen 42 43 kilo adamı oturtuyorlar. O boş koşuyor demek zaten. Hmm. Hayvan hiç onu hissetmiyor bile. Gidiyor. Bontuya gelmesin sevgili Gel. dostlar. Bilgeciyi tebrik ederim. Hayır edin. abi, bilgeciye ona geleceğim. Evet. Jokeylik yaptım kısmına geleceğim. Evet. Senin ata bindiğini biliyoruz. Daha önceki evet. programlarda da ben ata bindim Çeşme'de, evet. Altın Yunus'ta şurada evet. burada. Evet. 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 Ee, Doğru. Birkaç şöyle de yalananlar da vardı. Gelen turistlere ata binmeyi öğretirdim falan diyordum. Doğru. Onlar hadi onları yedik. Yani e, evet. tamam onları kabul ettik. Evet. Jokeylik bir meslek abi. Evet. Senin jokey lisansına sahip olman lazım. Var mı abi şokeli lisansın? Arkadaşım ben, ben 54 kilo... Yani sen ha şöyle olmuyor yani. Ya aramızda 54 kilo olan var mı arkadaşlar? Gel abi şu atabil mi diyorlar. Hayır. Lisansın var mı abi senin? Hocam önce apranti olarak bu işe başlıyorsun. Evet. Hadi yani mi? çocukken başlaman evet. lazım. Çocukken başlıyorsun. Ne sen ne zaman başladın? Ben bunu lise 1 yıllarında Olma bir başladım. Abi. başladım abi. Yalan ölü doğdu. Arkadaşlar, lise 1 yıllarında bakın. başladım hocam. Sevgili dostlar yalan söylerken yalanınızı sağlam bir zemine oturtun. Lisede abi lisede sen evet. 14-15-16 yaşlarında falansın. Evet. Aparanti o yaşa geldiği zaman zaten jokey olmaya yaklaşmıştır. Ha yani sen 11 de... yaşında başlaman lazım. Yok. Iki buçuk aylıkken atın üstüne koyuyorlar ki çocuk daha küçükten öğrensin. Hocam bilmediğin konuda bana ne olursun kalkıp iddia etme. Ben sana haftaya at üstünde fotoğrafımı getireceğim. Ya at... <laughs> ne var ki ne? Yunus benim at üstüne bir fotoğrafımı koyuyor. Ha. Ne ki abi bu? Hem evet. de şeyin böyle güzel bir at olsun. Mesela ne olsun? Hocam montaj değil. Harbi fotoğraf. Abi ]잖i. at üstünde fotoğrafın olması önemli değil. Atın jokeylik yaparken bir fotoğrafın ha, var mı? İşte işte öyle bir fotoğraf. Koşarken şöyle bir fotoğraf. Öyle bir fotoğraf getireceğim. Sekiz kişinin arasından böyle dü dü giderken <laughs> böyle bak. Bir de hocam foto finişi geçerken böyle yapmışım. Tamam. Devam Abi yani bak. Birinciyi. Tamam. Sen şimdi çık, Eski formuna tekrar çık, kavuşmak yapmış. istiyorsun. Tabi. Eski formun şuydu senin. Dakikada evet. beş yalan. Evet. Şimdi eski formuna biraz geri kaldığın için onun arayı kapatmaya çalıştığını ben anlıyorum da. Evet. Abi, senin eğer öyle 8 kişinin arasında Evet şöyle fotoğrafın olsa, evet. biz bunu bir yerde görürüz. Ben Nerede abi, görürsün? Ben, ben abicim bak. Nerede Ta görmeyi umut ediyorsun? Etti, ben Türkiye Jockey Kulübü'nün sayfasına yararım zaman zaman. Girin. Jockey'lere bakarım. Kim neyi kazanmış, eski, eski jockey'lere bakarım. Evet. Süleyman aktı, ne kadar yarış kazanmış, ne kadar ikinci olmuş, kaç para kazanmış tırnak içinde. Bunlara evet. bakarım. Evet. Hiç ben senin adını evet. Zafer Algöz aprenti veya zafer algöz. Şöyle, evet. evet. kazandığı yarış şu, ikinci evet. olduğu yarış şu, kazandığı para ödülü bu. Güzel. Ve finalde mesleği bıraktı veya emekli evet. oldu veya sakatlan evet. e, sakatlandı. Bir şey yazması lazım. Hiçbir şey yok. Sevgili Can. Türkiye Jokey Kulübü'ne Zafer Algöz yazın bakalım jokeylere. Bir tane bir şey çıkacak mı? Sevgili Can Yılmaz. Türkiye Jockey Kulübü bu arşivini ne zamandan beri dijital hale getirdi? Ne zamandan beri büyük ihtimalle 90'dan beri. E mi? benim evet. ver, vereceğim tarih 73-74. Abi sen de Allah Allah, ya. Allah gidip adamların baba şu arşive girin tozlu dosyaları falan bir çıkarın bakalım. Git uğraş baba ispatla. Ben evet aprantiydim diyorum. Sen değilsin. Teşekkür Aprantiydin yarış kazandın. Evet akıllı senin, diye yazacaklar şimdi. Senin altına. zamanında. Senin zamanında evet. 50 yarış kazanmak gerekiyordu jockey evet. olmak için. Evet. Şimdi o ben 100, 50'ye kadar. Şimdi 100 kaldım. yarış oldu. Yani bir Aprantel'in Jokey jockey olabilmesi için 100 tane birinciliğe ihtiyacı var. Evet. Sen 50 tane yarış kazanamadın ve jockey olamadın öyle mi? Hocam ben iki defa. Bıraktın. Ben iki defa yarışa girdim bıraktım. Niye? Bıraktım. Bana göre iş değil. Yani abi. hayır. iki defa birinci oldum. Hayır. Birinde birinci oldum. Öbüründe sonuncu oldum. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir <laughs> istatistik ya? Evet, bir evet. adam birinde birinci, birinde sonuncu mu olur? Neden? At Neden? çıkmazsa kutudan. <laughs> evet. Çünkü kapılar açılıyor hocam bak. Pling yapıyor bizimki. Kutu zafer al göz bir aprantisi evet. olarak bunun eğitimini alması lazım. Evet. Starting box denir ona. Evet. O da kutu diyor. Kutu dediği için demek ki bu işi bilmediği de. Hocam teyit edildi. Hocam biz jokeyler kendi aramızda buna kutu deriz. Sen <laughs> Amerikan ve İngiliz özentisi olduğu için starting box. Oh <laughs> yeah. Come on. Biz jokeyler kendi aramızda buna kutu. Mesela futbolda bir deyim vardır. Ne? Dakika 62'de Ahmet'i oyuna attım. Bak bu futbol bilenlerin deyimidir. Oyuna atmak. Yani oyuna sokmak der adamlar. Tabii oyuna attım der teknik evet. direktör. De. Oyuna Oyunu aldım der abi. Aldım bir, oyuna attım. Dakika evet. 62'den itibaren içeri iki tane daha adam attık ki gol şansımız artsın. Hep böyle konuşurlar. İçeri evet. adam atmak anlamında. Bunun senle ne alakası? Bu onun kendi içerisinde konuşulan bir dilidir. Onu söylemek gerekiyor. Biz jokeyler de senin gibi ya bizim at starting box'tan çıkmadı ki arkadaş demeyiz. Kutudan çıkmadı namussuz deriz. Çünkü orada kutu açılıyor hocam. Pırınk yapıyor. Bizimki patenaj yaptı. Hararap, hararap, hararap yapınca millet yani. bize 8-10 boy farkı koydu. Ondan sonra sonuncu geldik. Geleceğim oraya. Birinci geldiğin atın adını söyler mi? Kekribar. Arkadaşlar. Ke <laughs> evet. Evet, Kekribar. <laughs> 74 75 miydi? 74 73 74, 74, 74, 74, 74. 74. 74 Kehribar. 74 sezonunda Kehribar evet. e, ismindeki ata Dünen evet. diğer evet. Allah aşkına. Bu yani Zülfinaz'ın evladı bir de. Zülfinaz'dan ee, doğma. Tamam, abi. Atı tanıyor evet. olabilirsin. Ben de Demir Kır diyorum. Hırbatov'un oğlu. Tamam, yani abi. öyle bir şey yok. Kehribar 73 evet. 74'te hangi jokeyler binmiş? Lütfen bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet. evet. Ve ne? Başka ne var tabii e, evet. Tamam abi Bir geçse hey. mutluluklar diliyoruz kızına. Allah şey, mesut etsin. Bir Allah... yastıkta kocatsın. Kızı da hayırlısıyla baş göz etti. Ee, böylece öyle diyordur olan kızı da baş göz ettik ve sonunda. He? Para pul biliyorsun daha evvel birkaç sene evvel, on sene evvel falan ben çocuklara zırnık koklatmayacağım. Kendi Dedim. ayaklarının üstünde durmayı öğrensinler demişti. Evet. E, ama yengeyle ayrıldıklarında bir elli kağıt attı oraya mecbur. Evet. Hanım e, yenge yani bir çocuklara bir onar milyar dolar vermediyse kızın fazla bir parası yok. Yani şöyle düşünenler olabilir ya mısırlı jockey parayı kaptı diye öyle bir şey yok. Kızın olsa olsa bir 2 milyar doları var kenarda yani. o E oğlanın da aşağı yukarı bir 100 milyon dolarlık serveti Kalabeyi, varsa. E, çorba kaynar yani. Çorba kaynar. Dert etmeye evet, gerek yok. Evet. Şimdi burada kalkıp da Bilge kızının yaşamı nasıl <laughs> nasıl Helal. yaşayacaklar bu evlilik Helal nasıl evet. yürüyecek diye dert etmemize gerek yok. Gerek yok hocam. Evet. Adana'da abi düğünden açılmışken söyleyeyim. Buyurun. Ee, şöyle bir gelenek oluştu. Eskiden biz dedemler ya babamlar şunlar bunlar evleneceği zaman bir stüdyoya gidilirdi. Gelin damat fotoğraf çekilirdi. Çiçek mi çek, falan Doğru. bakışlar, bakışlar. Doğru, evet. Hep stüdyoda fotoğraflar çekilirdi. Sonradan bu 2000'li yıllardan sonra diyelim bir sokak fotoğrafçılığı, düğün fotoğrafçılığı oldu. Parklar, bahçeler, şelaleler, bilmem neler. Her şehrin şeyine göre, meşrebine göre Mesela Denizli'deysen Pamukkale'de gibi. Hmm. Kapadokya'daysan Haravelerin önünde falan bir yerlerde falan. Öyle bir habitat oluştu. Oralarda fotoğraf çekiliyor. Adana'da da yeni evlenen çift fotoğraf çektirmek için bir şirketle anlaşmış. Arabalarını park etmişler bir noktaya gidip şık şık fotoğraflar çekildikten bir dönmüşler ki araba soyulmuş. A araba soyulmuş mu? Arabayı mı götürmüşler? Yok araba soyulmuş. Birkaç parça eşyaları varmış falan filan. Evet. E, fotoğraf makinesi varmış. Yok işte cep telefonu varmış. Şimdi gelinliğin cebi olmadığı için cep telefonunu arabada bırakmışlar falan filan. Geçmiş olsun. Evet. Bu kadar ne ne Bill Gates'ten düğünden oraya bağladınız. Evet abi yani sen... yüzümüzü güldüren <laughs> e, muhteşem bir haber buldunuz sevgili <laughs> Canmaz. Abi ha. düğünden düğün. Orada ekran başında bizi izleyenler de birbirleri döverek gülüyorlar. Gülmek için anlatmadım abi. Bill Gates'in kızı evlenmiş. Evet. Adana'da bir arkadaşımız da evlenip yani düğün fotoğrafı çekirken arabası soyulmuş. bunun haber olarak verdim. Yani gülünecek bu anekdotta böyle masaya vuracaksınız. Birbirinizi döveceksiniz Yok. kahkahalarla Yok. diye Yok. bir şey söz konusu değil anladığım kadarıyla sevgili evet. Can ee, Abi bugün bir haber aldık biliyorsun Senin de e, sanatçı dostun diyelim. Alek Baldwin var ya. Aa e, evet. Sette evet. bir kaza yaşamışlar. Evet. Evet. Alek abi böyle ateş ederken nasıl atabarı. oluyor hocam kuru Yönetim, sıkı tabanca değil mi? vurmuş bir de yönetmeni vurmuş he? bu kuru sıkı tabanca değil mi kuru sıkı kuru sıkı tabancanın içine demek ki gerçek mermi koymuşlar i̇şte ya da birisi onu, bir işlek şakası yapayım dedi ya da bir komplo yapayım dedi çünkü kuru sıkı tabanca da gerçek silah benzer ya onunla bunu çıt çıt bir yer değiştirdi yer değiştirme yani adama bir kumpas kurulduysa ortaya çıkar abi orta yani sette bin tane kamera var onu bulurlar yani bir tezgahsa ama Evet. Silahçı dediğimiz adam hani silahları temin edip hazır abi doldurdum buyur, buyur abi ateş diyelim. edeceksin falan denen o adam da kabahat olursa. Biliyorsun Bruce Lee'nin oğlu da öyle öldü. Öyle oldu evet. Değil mi Brandon Lee? Evet doğru. O da sette böyle ateş ettiler. Adam gitti Çocuk gitti maalesef. Yani bilmiyoruz şimdi bakılıyor tabii tetkik şey yapılacak. Evet. Kim gerçek silah mı atılmış kuru sıkı mı? Kuru sıkı da öldürücü olabiliyor abi belli bir mesafe Kuru sıkı çok yakın mesafeden <laughs> yani mesela adamı hani şaka yapayım diye... Var. Alıp böyle kafana, mafana dayayıp Allah korusun sakın denemeyin. Çekersen falan onun yaratmış olduğu basınçla İkidesiz. gidebilirsin. Gitme ihtimalin evet. olur. Yani insana dayayarak ateş edilecek bir şey değil. Fakat hocam bir de bizde şöyle bir şey var. Ee, mesela bizim de filmlerde, setlerde ya da tiyatro oyunlarında bir silah, bir kılıç mesela kullanma gereğin oluştuğu zaman insanlarda böyle çocuk gibi Onlarla hemen böyle bir oynama ihtiyacı oluyor. Şakalaşma. Arıyor. He evet, şakalaşma. Pıs, falan. Kılıçlarla çat 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 birbirine ya, vurmalar. Başlıyor. Silah varsa da durulan bir atayım atayım evet. olur. <laughs> o yüzden de gerçekten dediğim gibi profesyonel alemde silahçı olur. Evet. Bu adam amalı teslim edersin. Evet. O adam alır silah kullanacak. Kim kullanacak abi? Can Yılmaz kullanacak. Bu kullanacak. Önce o silahı bir kontrol eder. Evet kullandığımız silah bu mu? Bu. Açar içine bakar. Gerçek mermi yok mu? Var mı? Yoksa kendi elleriyle mermisini koyar. Hmm. Kaç el ateş edeceksin abi? Bir tane mi? Bir tane koyarsın. Evet. Adamı 14 tane böyle <laughs> doldurup evet, şöyle, anlamı yok. bu dikkatli iş yapılıyor. Göstermek gibi olmasın. Biz de Erşen Kurnevi setinde biliyorsunuz. Silah kullandık yani. Evet. Silahçımız vardı. Var. Ama biz hiçbir zaman e, kuru sıkıda olsa atmadık. E, Tehli, yapmadık. Bu, evet. Bu tehlikeyi bildiğimiz için en azından evet. e, sadece ateş ettik. Tık, benim tık. tık. Benim anlamadım hocam. Ama işte. şimdi benim elime şöyle pardon abi, lafını balla kestim. Şimdi ben Oyuncu değilim ama o sahnede bir oyuncu olarak silahını verin Can Bey'in dediği zaman bana bir silah verdiği zaman ben bu dolu mu boş mu mermi ağzında mı bilmiyorum ki hakikaten bastığım zaman evet geçmiş olsun çünkü o andan itibaren sorumluluk senden çıkar abi İşte öyle mi ha, acaba öyledir tabi çünkü o yüzden de Alec Baldwin'in ifadesini almışlar ifade aldıktan sonra bırakmışlar adamı çok bu abi sette olduğu için sette mesela olduğu bu için kapalı tabii. bir yerde barda şakalı makalı bir şey olsa bazı o zamanki tabancasını aldım, ateş çektim. Aa ölmüş o olmaz. Ama bu film seti olduğu için. Ama yine de abi öldü yani kadın. Şimdi evet. ölünce de e Hayır şey anlamıyorum. Olsun. Yani yönetmenle görüntü yönetmeni de yönetmeni nasıl vuruyor aynı anda? Abi iki el atış şöyle ateş ettiğini düşün mesela. E tamam görüntü yönetmeni diyelim ki Yunus'un olduğu tamam. yerde oturuyor. Tamam Yunus'u vurdum. E yönetmen de yanında, yanında duruyor. Babacım Yunus'u vurdun yönetmeni niye ateş ediyorsun bir daha? Adam ah dedi düştü. İkinciye ne gerek var? Abi sahne öyledir yani. Sahnede böyle ateş ede ede adam. Ya da yönetmen kameranın bu tarafına geçmiştir. İlkini buraya doğru at. ikinciyi bana doğru at evet. demiştir. Bak evet. Elimde burada Alek, ateşle de buraya demişler. Ateşle de geçti. Lükş lükş yapınca ikisi yere düşünce feryat figan oldu tabi ortalık. Ama enteresan bir kader hocam biliyorsun. Yıllar önce Florida'da galiba e, bir genci polis yanlışlıkla öldürmüş. Büyük şey olmuş, sansasyon çıkmış yani böyle evet. Amerika karışmış. Sen nasıl genç çocuğa durup evet. dururken ateş edersin falan filan diye. Polis de kendini savunurken yanlışlıkla vurdum demiş. Anlatabilmiş mi yani yanlış? Abi sonuçta adam öldü mü abi? Öldüm. Öldü. Yani yanlışlıkla deyince acılar hafiflemiyor. Hafif, hafiflemiyor. Evet. Alec Baldwin de bu olayla ilgili bir tweet atmış. Ha. Birini yanlışlıkla vurup öldürmek nasıl bir duygu gerçekten çok merak ediyorum demiş zamanında. Ha, aslında polise şey yapmış yani. Ha, yani polise bir şey, etmek olur. için. Ya yani olur mu öyle yanlışlıkla? Birini yanlışlıkla nasıl vurur insan? Demiş. Bir türlü bunu benim aklım almıyor demiş. Şimdi kendi başına geldi. Ha. Demek ki yanlışlıkla insan vurulabiliyormuş Neticesine bakalım abimiz. neticesinde bakalım abi tetkik şimdi soruşturma hiç, yapılacak hiç soruşturma şey, yapılsa hiç da işler. fark etmez ki abi kadın öldü mü öldü abi yönetmen yaralandı mı yaralandı Alec Baldwin abimiz de bunun acısını Vicdan hiç edin. ceza almasa da tamam kardeş dese de şey olsun ce evet. şeymiş kaza kazaymış deseler de Yıllar yıllar boyu bunun acısını çeker. Vicdan Allah azabını çeker. başına vermesin. Vermesin tabi. Şeytan kulağına koşur yani ama. Çünkü biz de yani en azından bu çektiğimiz dizide silah kullandık biliyorsun. Sen Thompson'la tarıyordun. Evet. Yani orada bir şey evet. olsa gitmiştik. Gitmiştik. Zaman zaman tiyatroda da mesela silah kullanmak tehlikelidir. Patlamadığı <laughs> zaman e, zartladığın zamandır yani. <laughs> hani ummadığın yerde patlamıyor silah. Halbuki patlaması lazım. Kuru sıkı mı o? Kuru sıkı. <laughs> biz mesela bir kere Macbeth'i öldüremedik bir türlü. Tabanca ile mi Tabanca Tabancayla, tabancayla öldürecez. Kenan Kenan sahneyi dakika, abi sahneyi koymuş. Anlatmadın mı bunu daha önce? Bir dakika. Kestik abi Kesmedik. Macbeth'i. Evet. Macbeth de değil, Shakespeare'in şeyi değil mi? Shakespeare'in Macbeth'i. Shakespeare'in zamanında tabancayla mı vuruyordu? Şimdi Shakespeare'in Macbeth'ini e, sevgili Kenan Işık abim İstanbul Devlet Tiyatroları'nda modern yorumla sahneye koydu. Tamam mı? Anladık. Çağdaş bir yorumla sahneye tamam. koydu. Bizler de Macbeth'in karşısındaki bütün diğer takım hep üniformalarımız falan var. Subay üniformalarımız vardı. Tamam. Bir kılıç, yerine, ha, yani evet. kılıç yerine, yani kılıç yerine, orijinalde mesela kılıçla macbethin öldürmesi evet. lazım, hançerle, ha, hançerle ölmesi lazım. İşte kılıç hançer olmadığı için onun yerine herkese silah verdi. Hmm. E Oyunun sonunda macbethi vurmamız lazım, Ölmüyor abi adam. Çıt mı? Rahmetli Payidar tüfekçi öde öde de dedi bir çekti çıtık yaptı. Hmm. Çıtık yapınca Atil Olgaç da macbethi oynuyordu. O da silah çekmiş oldu ama çıtık yapınca e, normalde onun öldürmesi lazım Tabii. çocuğu. Vurulmadın. Vurulmayınca sağa sola baktı hani Allah'ını seven yardım etsin. <laughs> Biri beni vursun çocuklar. Biri beni vursun diye ben en yakındaydım çünkü ilk Paydar ateş edecek sonra ben ateş edecektim ona. E Paydar ki çıtık yapınca ben onu kurtarmak için silah çektim. Çıt, bir çıtık da benden geldi. Yapma be. Salon böyle oldu bak. Oh, oldu. Ben böyle yandan bir baktım mermi kanalın arasına böyle dik girmiş. He. Onun için gitmemiş oraya. Burada Atilla Olgaç'a biraz sitem ediyorum çek kendini Baktın bölüyorsun. birinci çıt. Şimdi bu çıtın evet. bam olmasına gerek yok. Evet. Çıt da sen ölmen gerekiyor mu? Evet. Çıt, bu bir tiyatro sonuçta. Evet. Bastı, çıt. Aa, at kendini iki debelen bitti. Ama her zaman degav diye ateşlenen <laughs> silah çıt yapınca adam da ölemedi doğal olarak. Sen de öldüremedin? Ben de öldüremedim. Bir tane figürasyon yapan dost diye bir kardeşimiz vardı. O da toplu tabancayla fırladı ay diye bağırıp abilerimi kurtaracağım diye. Tamam. Ama boş mermi koymayı unutmuş. <laughs> Abi. Çitek, bu... <laughs> çetek 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 devam devamlı çekiyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu AKM açılıyor ya. Bence bu oyunu siz bir daha koyun. <laughs> Finalde bu... ne oldu? Bak bu oyunu koyun. <laughs> ne oldu? Finalde ne oldu? Atilla elinde silah. Allah'ını seven öldürsün oyunu bitirsin diye sağa sola gidiyor. Tamam. Sahnenin o tarafına gitti. Tamam Ben de baktım ki. <laughs> Ulan silah mermi böyle ya. Bunu çekince Trak dedi kanaldan içeriye tamam. yürüdü. Ama şimdi bir daha göstere göstere çıtık yapıp seyirciye göt olmak var orada. <laughs> Rezil olmak var ama dersin. Onun için korkudan patlayıp patlamadığımdan emin <laughs> olmadığım için silahı böyle arkama saklayıp bir deneyeyim lan dedim. <laughs> bir çektim abi <ona> bir deneyim <laughs> deyince Atilla <tağı> oradan böyle... <gülüyor> <gülüyor> Ya film setinde kurtarırsın, film tamam mı? Ses, Patlamadı film mı? Kurtulur. Kestik abi. Ya şunu adam gibi bir mermi koyun falan olur. Evet. Ya yani da şu efekt. Anda da... Bir şey patlatmaya da gerek yok be abi. Efekt yapıyorsun zaten. Ya tabii ya çek şeyi sen sonra bu bu ne koyarsın? koyar. içine ne yaparsan. Ya onu ya? anlatmıştım ben ilk programlardan birinde evet. İstanbul Maratonu'nda boğaz içinde evet. köprüde bekliyoruz. Açılışı rahmetli Kadir Topbaş tabanca verdiler verdiler adamın eline. Basacak ve patlayıcı, biz sıfırlayacağız. Bastı, seninki gibi Çitik. tık etti. Tık edince oradan arkalardan biri pat <laughs> böyle ağzıyla <gülüyor> <gülüyor> ağzıyla pat yaptı. <laughs> Millet o, o diye şey yaptık. Ya, oluyor mu <laughs> Bunu anlatmıştım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki anlattığınız şeyler anlatıyoruz ya, Denk geliyor şimdi. yani Bu Muhammed hikaye, bu hikaye yani. buna denk geliyor. Şimdi evet. birbirine yapıştırma deriz biz. Tabii bir tanesinde de ben kendimi vurup öldürmem lazımdı oyunun sonunda tiyatroda. Evet. Kulakları çınlasın aksesuarcı Refet Dayı vardı. Hı. Toplu tabancayı boş koymuş yastığın altına. ki alıp şey mi yaptın? Alıp seyirciyi arkam dönük şimdi bir de kafaya dayamak tehlikeli ya intihar etmem lazım. Namluyu buraya koyuyorum. Hı. Buraya koyunca seyirci arkamdan görmüyor. Tamam. Kafama dayamışım gibi zannediyor. Tamam. Gözlerimi de kapatıp bir çekiyordum. Cam yapıyordu düşüyordum. Ölüyordum. Bir çektim çıtık. Bir baktım boş. Kafama vura vura kendimi öldürdüm hocam. <laughs> Nasıl ya? Bayağı vura vura. <laughs> <gülüyor> Ölmem <gülüyor> lazım çünkü. Evet. Tabanca yine tabanca ile öldün yani. Ama vura vura evet. kafaya. Yani Hayır, yani. oradaki metne sadık kaldın yani. Sadık. Tabanca ile vurularak ölür. Evet. Değince evet. anladım abi. Neticede tiyatroda tehlikeli iştir abi. Ya patlamaması için hiçbir şeyin oluşmaması lazım. Yoksa rezil olursun yani. Evet. Bak. Ama yine de yani silah hoş bir şey değil. Yani ne? sahnede ne? veya film setinde de olsa evet. herhangi bir yerde de olsa şu silahın Geçen kanun çıktı. Silah alma şeyini biraz daha rahatlattılar. Hı. Ruhsat alma şeyini. Yani evet. anlamadım bu işi. Yani bu işin kısıtlanması gerekirken. Yani silah bollaşması değil de ehil ellerde silah olması gerekirken. Evet. Daha böyle geniş geniş yani herkese verebilecekler. Amerika'da nereden... galiba herkes istediği zaman alabiliyor hocam. Amerika'da ehliyetin varsa alırsın abi. Ehliyetini gösterip istediğin evet. silahı alıyorsun. Evinde bulunduruyorsun. Ehliyeti olan adamın... E psikolojik testlerden de geçmiştir bu adam. Aklı baş başındadır. Ehliyeti aldığına göre ruhsatı alır diyor. Amerika'da böyle bir adamın 50 tane falan silahı var abi. Öyle manyaklar dolu yani. 50 tane ama silahı. Ama var. ekonomi yani orada. Ama şimdi mesela ehliyeti aldığında adamın ruhsal anlamda gayet sağlıklı, donanımlı bir adam olabilir. Zaman içerisinde kafayı bozmuş adam çıkacağız. Var onun şeyi. 2-3 senede bir bir şeye gidiyorsundur yani. Ama Amerika'da silah biliyorsun kovboyluluktan gelen bir şey. Kovboyluluktan. Seviyorlar yani böyle silahları. Evet. Adamda mavzer var, top var. Çık benim toprağımdan! var. <laughs> 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 o kim abi ya? Genelde hep öyledir ya. Zafer abi çok sevdiğim Pele'nin bugün doğum günü abi. Aa. Kutlamak ister misin? Kutlarım. Pele. Dünyanın ilk futbol yıldızıdır biliyorsun Pele. Değildir abi. İlk futbol... Zico'dur abi ilk. <laughs> hocam Zico evet. Brezilya'da Beyaz Pele ha, evet. olarak Beyaz pele. bilinir. Pele dünya futbol tarihinde ilk bilinen stardır yani. Evet, stardır. Anlatabiliyor muyum? Yani yıldızdır. Çünkü 16-17 yaşlarından itibaren e, dünya futbolunda yer etmeye başlamış ve zannediyorum hocam hayatı boyunca böyle 1282 gol falan atmış öyle bir ayrıntısını bilmiyorum. Öyle bir rekoru var. Yani binler kulübünü çoktan geçmiş hmm. biri. Ee, biz tabi zamanında bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok büyük yıldız olduğu için hatta bir kere de Türkiye'ye geldi hocam o. Pele. Öyle mi? zannediyorum Boca Juniors takımıyla geldi. Hmm. Ondan sonra eee İnönü Stadı'nda maç yaptılar. Hatta İnönü Stadı için dünyada gördüğüm en güzel stadyum demiş. Gittin mi abi maça? Yok ben Hayret normalde sen maça gittim derdin. Yok gitmedim Gittim diyemez çünkü evet. zaten Pele 74 75'te mi 76'da mı futbolu git... bıraktı adam? 76'da futbolu bırakmış olamaz. 1974 Dünya Kupası'nda e, tamam. 1970 Dünya Kupası'nı alan kadronun içindeydi. Abi adam 40'ta doğmuş. Evet. Şu anda 80 40'ta doğduğuna yaşında. göre 77'de 37 yaşında olur. Evet. Bırakmışsın. Demek bırakmışsın. ki 74 senesinde bırakmış evet, da olabilir hocam evet. Pele. Ama büyük yıldızlı her zaman. Evet. Nice yıllara Pele. İyi ki doğdun Pele. <laughs> Gerçi Halit abi demiş ya böyle tenekeye vuruyorlarmış evet. da Pele 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 yapıyormuş <laughs> da. çıkmış. Onun için adı Pele. Adı nereden çıkmışsa çıkmış. Bir müjdem daha var abi. Sana. Aha hayırlı. Ee, Avustralya'da 250 gün süren karantina bitti abi. 250 gün. Melbourne'de mi? Hı. Peki bugün ya yani bu sabahtan itibaren şeydi. Peki bu adamlar 250 gün hep evde mi oturdular abi? Evet. Hayat nasıl yürüdü yani? Nasıl para kazandılar? Alo, alo servisle. Evet. Nasıl alışveriş yaptılar? Hiç sokağa çıkmadan. Abi, şimdi öyle hani tam ayrıntısını bilmiyorum herhalde. Bizde de kapanma vardı ama herkes dışarıdaydı ya. Evet. Öyle bir şey olabilir yani Onlarda hani. Onlarda öyle bir şey zorunlu, yok bence. Zorunlu insanlar çıkmıştır tabii. Polis de evde oturacak hali yok. İtfaiyeci hmm. evde oturacak hali yok. Memurlar. Ama bildiğim kadarıyla da nüfusun %70-75'e yakınını aşılamışlar. Bir de hoca bir de Avustralya çünkü biliyorsun başka bir kıta ya. Abi yani, yani... kapalı devre bir şey. Evet. Sınır yani evet. bir şey yok. Sınırdan gelen yok, giden yok. Yok. Hani sınırdan geleni de görüyorsun gemiyle geliyor adam ya da uçakla. Yani Tabii. çok kontrollü bir şey Avustralya. Bizim gibi değil ki abi bizde. Değil. Yani her yerden birileri geliyor. Hatta öyle kontrollü ki... Avustralya topraklarında yetişmeyen herhangi bir sebzenin, meyvanın, bitkinin hmm. o topraklara girmesine bile izin vermiyorlar. Hani evet. adam mesela Şili'den domates tohumu göndermiş halası hmm. zarfın içinde. Oranın toprağına uygun mu bak bakalım diye. Al sen işte özlemişindir orada saksıda yetiştir <laughs> diye göndermiş. Hoca bir tane belgesel seyrettim şeyde Discovery'de Sidney havaalanını evet. ee, ya da Melbourne'de olabilir. Eee geçişte nasıl aradıklarını gösteriyor. Bir tane bizim cesi gibi birini bulmuşlar Teğmen üniformasıyla. Üstünde kostümü de var. Buraya Jesse'nin de bir fotoğrafını görelim koyalım da alem yakışıklı görsün. Ve tek yaptığı iş gelen mektup zarflarından tohumları, çiçekleri şey yapmak, hmm. ayıklamak. Banktan böyle geçiyor. Bak böyle bakıyor kafasıyla. Tık <laughs> tık bir, bir, bir tane buldu mu? <laughs> Hemen aradan çıkarıyor. <laughs> Aferin oğlum diyorlar. E? Vitaminini veriyorlar mükafat olarak. O görevine devam ediyor. Ağzıyla kok, koklayarak ağzıyla bulduğu bütün zarfların içini açıyorlar abi. İşte Güney Koreli bir abla Avustralya'da çalışıyor. Ha. Ablası buna bilmem ne çiçeğinin tohumunu göndermiş. Öbürüne domates bir. hepsini tek tek çağırıyorlar. Diyorlar ki bir daha eğer bu ülkeye böyle bir şey sokmaya çalışırsan seni sınır dışı ederiz diyorlar abi. Bir de kalınla bir para cezası. Hı -hı. Onun için de Avustralya'da tabii ki çok dikkat ediyor. Yani Avustralya'nın bütün yükü o şeyde mi? Teğmen'de mi? Harap, Teğmen'de. Harap, o İşi o ama. He. Bak düşün hani herhangi bir şeyde falan aletle maletle bulamıyorsun. Aradan çünkü herif mektubun arasında şöyle küçücük bir tohumu bantlamış tamam, bu. Şey ne? Özel bir kurmama. Bisküvi. Kur, kurmama Ölüyor ya onun için. <laughs> ne <öngim verir> oldu? <laughs> ya 12 saat mesai <laughs> yapıyoruz. İki tane kuru bisküvi mi veriyor? <laughs> veriyor. Ne yapsın hocam ya? Zafer abi. Evet. Başka hayırlı haberlerin var mı hocam? Abi. Ha! Bugüne özel bir Geldik. şey. Geldik. Bu ne abi? Hocam bu Çanlar, Çanlar Kimin, Kimin için Çalıyor? çalıyor. Ernest Hemingway'in evet. ünlü romanı. Evet. evet. Bu kitap 21 Ekim 1940'ta piyasaya çıktı arkadaşlar. Evet. Pardon. Bir bakalım. Eldivenin mi? yok abi. Olmaz. Ha, pardon. Evet. Bu kitap çıktı derken mecazi bir şeyden bahsetmiyorum sevgili dostlar. Bu kitap. Yani 1940'ta yayına çıkarılan kitap da bu kitap. Yani bu birinci 1. baskı. baskı. Evet. İngilizce Bence. mi hocam? Tabii abi bu ne ya? Nedir? Evet. Ha, Loto şeyi çıktı. Evet. evet. Edebiyatta ne kadar... <laughs> İlgili bir arkadaş olarak Sayısal Loto'yu da araya <laughs> ayraç olarak loto. koymuşsunuz hocam. Hayır bir dakika. Bu... Bari bak ikramiye çıkmıştır belki ama geçti artık. Değil Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı. Bu da evet. daha önemlisi Hemingway'in oynadığı loto kuponu. Loto kuponu. Evet. Abi Şurada beni yok. Ellemiyor abi ya. Affedersiniz arkadaşım. Satar mısın bunu? Yok abi satmam. Bunu Amerika'dan bir sevgili dostumuz bana yollamış. Evet. Ernest Hemingway'in e, müze olarak Kullanılan evinin yan tarafında bizde pek yoktur ama orada öyle bir şey vardı. Birinin evini müze yaparsın. Evet. Edison evi. Edison'un yarım saat oturduğu bir ev vardır bir kasabada. Hı hı. Evet. Hemen oraya Edison evi yaparlar. Yanında da hemen bir satış. Edison ampulü, Edison rozeti, Edison şapkası, Edison terliği falan diye. Bu da e, yandaki yani Edison, bu gerçek Temiz Bey'in oturduğu evin yanındaki müzeden açık aktırmayla Alın. alınmış bir kitap. Arkadaşımız sağ olsun benim e, kitap sever olduğumu bildiği için bana yollamış. Hocam bunu kaç paraya satalım şimdi? Yani bir ne satması şimdi. ya? Gel şunu da çevirelim bir ayı bunu be hocam ya. <laughs> Hayır abi. Saflarda evet. maflarda bunun değerlendirecek arkadaşlarımız Yok var kağımsa. bak. Abi az evvel bunun içinden kupon çıktı diye bana bir araba laf söylüyorsun. Evet. Kendin Ernest yani Hemingway'in Bey'in birinci baskısı olan Çamlar kimin için çalıyoruz, satmaya çalışıyorsun. E nasıl olsa okumayacaksın bak. çünkü. Ya sen şimdi inanmazsın bak abi. Bakayım. Bak abi. 1940. Evet. Hani birinci baskı falan diye yazmıyor. Birinci baskı. Görebilir miyim abi? Bak abi burada. Bakıyorum. bak Evet dostlar. Haklıymış birinci baskı. Diyor evet. ki ee, e, Charles e, Sırka, Hı, evet. evet. Tamam. Chicago doğumlu bir i̇ntihar etti yazar. etti biliyorsun. Diyorsun. Yani bugünkü programımızda çok böyle ölümden bahsettik ama. Maalesef. İntihar Anastam etti. Bey 1961'de zannediyorum. Yunus sen bakarsın oraya. Evet. Ben 61 diye hatırlıyorum ama. Küba'da yani Bu yaşamıyor kitabı bastıktan ya. 21 yıl sonra. Zannediyorum Küba'da yaşıyordu Ernest Hemingway. Evet. Bir de Küba'da onun devamlı gittiği iki tane bar var. Hatta bir tanesi de onun heykeli meykeli falan da var. Herkes hmm. oraya gidiyor falan. Ee, ama çok şey böyle çileli bir aile hayatı var adamın. yani Aileden şey, bir şeyler evet, var. Ailede herkes evet. intihara meyilli. Baba intihar evet. etmiş. Annesi intihara teşebbüs etmiş. Kardeşleri intihar etmiş falan filan. Onun da böyle çok e, karamsar bir şey var, adamın yapısı var. Ama bildiğim kadarıyla da böyle mesela son derece yalın ve basit cümlelerle yazmayı evet. severmiş ki, evet. yani okuduğumu herkes anlasın diye. Çok her süsleme sevmez. Insan sevmezmiş, evet. Yani bir, bir paragrafta anlatacak şeyi bir paragrafta anlatırdı yani. Evet. Böyle mesela ben biraz süslemeciyimdir, betimlemeyi severim. Süsterse, macunlama diyebilir miyiz? Macunlama hocamına? da deriz bazen. Çelik yazık. macun. Çelik macun severiz. Evet. Yani bir hikaye, bir şeyi, bir adam geldi, odaya girdi ve pencereyi açmak için iyi yürüdü. Yazsan evet. yeter Ernest Hemingway bu kadar yazar. Evet. Ben de yazarım. Kapıyı açarken yavaş yavaş omuzumla da kapıya dokunarak açılmasına yardım ettikten sonra ilk adımlarını çelimsizce attı ve pencereye doğru ilerlerken ninesinin İran'dan getirdiği halının üzerinde minik adımlarla ilerledi falan yazarım. Evet. Hemingway buna tamamen karşıya çıkar. Lap salatasını bırak. Sadede gel der yani. Benim gibi. Seni kutluyorum <laughs> Hemingway. Toprağın bol olsun. Ben de hemen mesela senin yazdığın o gereksiz yerleri şitriklerim abi. Derim ki bunlar çok uzun abi. Neye bunlar... göre gereksiz? Abi şimdi hayatında bir ritmi var hocam. Buradaki ölçü ne? Abi bak sen şimdi 21. yüzyıl kafasıyla evet. YouTube TikTok kafasıyla okursan evet. e, bütün sayfalar gereksiz olur. Hemen başını ortasını sonunu okursun geçmiş olsun. Evet. Aa sonunda ölüyormuş dersin geçer gider. Evet. Ama onu sen kitap okuyorsun abi ya. Bu ama şey işte ki kitapta yani... da hocam biliyorsun şimdi mesela benim gibi hızlı okuma tekniğine sahip olan biri evet. alıp baktığım zaman derim ki e, hocam hocam amma mı ya. Ben buradaki ilk iki cümleden buradan tık 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 anında tamamının ben bunun ne abi, demek istediğini anlarım. Sindiririm. O kitap okuma değil ki abi. Kitap, abi bak ben ne dedim... İran halısının ninesinden kalan İran halısında evet. iki adım yoruldu. Sonra ben o İran halısına gelirim. Nasıl alındı, nasıl etti bilmem ne. Onları da yazarım. Biz onlara Onların gereksiz ilgi, detay diyoruz. İlgini işte. çekmiyor mu? Hiç ilgimi çekmiyor. Gel bize İran halısına bastı. Bana ne abi? Beni nasıl karak... bana ne abi? Arkadaşım Zaten değil? hikaye belki de o İran halısına bağlanacak. Sen onu es geçersen. Arkadaşım. 6 sayfa sonra konu İran halısını satın alan adama gelirse. Evet. Bu neydi lan diyeceksin. Okumadın geçtin çünkü. Sevgili dostum ben de bakarım Can Yılmaz'ın yazmış olduğu romanda adam son derece üzgün. Herif Çıktı mahkemeden. Mahkemeyi kaybetmiş. Karısından ayrılmış. Eve geliyor. Evet. Eve üzgün bir biçimde içeriye giriyor. Çok sevdiği bir kadeh efiskisi var. Onu içecek. Ve biz adamın haleti ruhiyesini anlayacağız. Herifin bastığı acem halısından bana ne abi? Abi bana, bana ne nasıl dersin ya? Abi ne bir ne? edebiyat eserine bananın nasıl dersin? İran halısında abi bak sahnede tabanca varsa patlar. Evet doğru. Ben orada İran halısından bahsediyorsam belli ki 10 sayfa sonra o İran halısıyla ilgili bir şey bahsedeceğim. Ama inşallah bahsettiğin ona değiyordur. Ya değ ona sen karar veremezsin. Abi sen yazarlık bilir misin abi? Bilmez olur muyum arkadaşım? Ernest Hemingway tam benim kafadan demiş ki ben de bilirim Tolstoy gibi yaz Allah yaz yaz Allah yaz Tolstoy demiş çok fazla detay yazıyor. Evet okurken bazı yerlerini de atladığımı fark ettim demiş. Onun için beni okuyan insanların baba sen de amma macunlamışsın be Hemingway şu dört satır atlayayım demesini istemiyorum arkadaşım demiş. Abi edebiyata roman roman böl yani edebiyatın evet. roman ayağına diyelim. Evet. Böyle mi bakıyorsun abi sen? Hocam. Şimdi, abi sen o zaman Savaş ve Barışı hiç okumazsın. Hocam Savaş ve Barışı yazdığı zaman öyle. herif bir tek önünde yağlı kandil duruyor. Ne televizyon var, ne radyo var. Evet. Arkada çıtır çıtır şömineyi yakmışlar. Tamam, mis Baba oturmuş, banka kredi kartı yok. <laughs> ne olacak elektrik derdi yok, doğal gaz derdi yok, çarşı pazar alışveriş derdi yok. Baba oturmuş, yün eldiveni de takmış. Yaz Allah yaz, yaz. Nasıl olsa zaman dolu. Ee, Rahatsız eden yok. Okuyandan bahsediyoruz abi biz, yazandan değil. Şimdi artık hocam çağ, sürat çağ. Bak demin dedin ki bir zamanlamadan bahsettin. Mesela reel hayatta bir, yağda yumurtayı kaç dakikada yaparsın abi? Bir. Bir dakikada yağda yumurta yaparsın. Ya abi çıt çıt bitti geçmiş olsun. Arkadaşım şey. ocağı açtın. Evet. Tavayı koydun. Tereyağını attın. Evet. Pışşşşşş, tereyağı mı? Ya da Sen sıvı yağ. Sen ne yaşıyorsun ya? Ne tereyağı? Ya da abi, zeytinyağı attın. sana yağını bulamıyor. Arkadaşım ha. zeytinyağını da attın. Evet. O tavanın ısınması iki tane yumurtayı kırman, yumurtayı pişirmen en az iki buçuk üç dakika. Nereye geleceğiz abi? Şunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Bunu romanda iki buçuk üç dakika macunlayarak anlatırsın. Bunun öyle bir faydası yok. Abi bak onu öyle bir anlatırsın ki yumurtayı marketten alışından başlayıp eve gelene kadar yumurtayı evet. gibi son böyle tavada ekmeğiyle böyle sünnet edip ağzına atışına kadar evet. öyle bir yazarsın ki 30 sayfa bile yazılır bu. Yazılır okuyan adam da der ki olan alt tarafa bir yağda yumurta yedirdin. Ya olur, ya. <laughs> olur mu abi ya? Ama anlattım be kardeşim. Olur mu abi? Abi sen bak sen evet. senin adını koyuyorum abi. Buyurun. Tarihe not olarak düşünsün. TikTok edebiyatı seninki. TikTok mu? <laughs> evet. Zafer Algöz'ünki TikTok edebiyatı. Yani 15 saniye zamanın var. Bütün hünerini bu 15 saniyede göster. Devir artık sürat Yok devri. Yok abi olur mu abi Hiç öyle şey? Hiç kimse Can Yılmaz'ın 3 dakikada pişen bir yağda yumurtayı 27 dakika anlatmasını önem... sevmez abi. Kitaplarımı öneririm abi. Ara evet. sıra oku. Okudum akmıyor dedim. Ya, akmıyor dedin yani ne abi sen? Akmıyor. Edebiyat sevmiyorsun abi. Edebiyat sevsen o betimlemelere aşık olursun. Edebiyatı seviyorum. Gereksiz tıraşı ve macunu sevmiyorum. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tostoy Nobel evet. alamadım mesela. Evet. Tolstoy Edebiyat Ödülü Nobelini e, alamadı. Alamadı evet. ve iki kişi adaydı. Hiç alakasız Bulgar biri aldı. E, Niye Nobel? Niye Tostoy gibi bir adama vermediler mesela? E, olabilir, e, olabilir Olabilir değil. Bu bir hata. İşte, şey, hayır. Fak Bak, belki de Neyse, jüri Nobel de, e, şeyine jürisine bir laf atarım. Belki de jüri de benim gibi düşündü. Tolstoy. Tolstoy Amma avşım be kardeşim. Bu kadar çok yazmana gerek yok. Bak şu Bulgar kardeşimiz nasıl az ve öz anlatmış. Şair abi. Neyse şuna verelim abi. Hiç kimse tanımadı Bulgar bir şair. Nasıl oldu, nasıl etti, aradan nasıl sığıldı bilmiyorum. Hemingway'e ödül verdiler mi? Hemingway'e... İki tane ödülün olması lazım. Bir Plus ödülü var galiba. Galiba reddetti. Yok reddetmedi. Bir de Nobel ödülü var. Nobel ödülü yok abi Emin değilim. Yok mu? Bilmiyorum. Şimdi bilmediğim şeyi... Valla Derviş Yunus bunu Hı -hı. araştırsın abi. Sonra akıllı olun. Şöyle olur, böyle olur falan filan. E, Nobel abi. ödülünü reddedenler var da Hemingway aldı mı, reddetti mi onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Nobel ve Pulitzer almış. Evet almış. Bak gördün mü? E tamam. Ee, hani macuncuydu. macuncuydu? Hadi, Hadi macuncu? Macuncu değil. Tam de. Ya programı baştan ha, bir pardon. seyret. Evet macuncu değildi. Ben, ben diyorum ki Hemingway macuncu değil. Okudun Az, mu abi sen bunu? öz ve yalın. Onları ben yaladım yuttum hocam. Sen ne konuşuyorsun? <laughs> Tekrar ayısı. Çanlar kimin için çalıyor? 1940 baskısı evet. yani ilk baskı. Bu loto ne oldu acaba? Aklım orada kaldı. Okudun mu abi bunu? Hocam bak bir de bu, adamı okudum bir, abi? bu adamın bir özelliği de var. Biliyorsun evet. kedi sever bu. Ee, öyle galiba şey çok güzel bir adada böyle bir ev var. Öldükten sonra evini kedilere bırakmış. Hmm. Demiş ki bundan sonra demiş kediler demiş. Benim evimde yaşlasın. Enteresan da bir lafı vardır biliyorsun. Diyor ki alkollüyken konuşmalarınıza dikkat etmenizi öneririm diyor. Evet. Bu diyor ayık olduğunuz zaman da e, aklınıza gelen her şeyi ağzınızda dile getirmemenizi sağlar diyor. Yani oto kontrollü olun. Herkes yanında her şey konuşulmaz demeye çalışıyoruz. üstadımız. Kim sadımız. diyor abi, bu mu? Bu arkadaş söylüyor hocam. Emin miyim? Evet. Ee, kütüphane kartı çıktı. Tabii, bu da biliyorsun mesela çok travmatik bir hayat yaşadığı için hocam evde kahvaltı yapmış çıkmış 20 metre sonra kendini vurmuş. Öyle bir arkadaşımız. Yazık. Portakal bir arkadaşım. suyunu içip. Evet. Yazık. Neden bahseder abi çanlar için kimin için çalıyor? Ta, sadece bir tane cümlesini söyle yeter. Söylemiyorum. Okudum dedin, yaladım yuttum dedi Okumuyorum arkadaşım. Abi yaladım, <laughs> yaladım yuttum dedin. İspanyol iç savaşındaki bir macera. Anlıyorum. Evet. evet. Başka eserleri var mı hocam? Okudunuz? Yok. Yok evet. mu? Bir tek bunu mu okudun? konuyu değiştirebilir miyim? Buyur. Yemin ederim Hemingway 1961'de zannediyorum intihar etti. O günden bugüne herhangi bir programda bu kadar konuşulmadı. Bizim gibi konuşmadılar. Yani senin gibi e, kısa ve öz yazdığı için harika bir adamdı. Tolstoy'da da macuncunun tekiydi gibi bir el edebiyat eleştirisi. Öyle bir şey değil Dünya mi? televizyonunda bir görmedik. Evet. evet. Koskoca Tolstoy'u Iti, e, neyse ben demiyorum Hı. Ernest Hemingway diyor. Tamam abi desene. Ben de Kıskan diyor Kıskan. Tolstoy gibi yazabilirim ama diyor sonra diyor adamı okurken bazı satırlarını atladığımı fark ettim diyor adam. Niye? Ya, uzun olduğu için, gereksiz olduğu için. Ne ki? Abi kafa üstümü başımı parçalayacağım ya. Abi sen bir edebiyatçıya bir yazara, evet. romanı, roman yazan bir insana... Akıllı ol Tolstoy. Akıllı ol Tolstoy veya <laughs> gereksiz diyemezsin. Bunun ben, de. gereksiz olduğuna kim karar veriyor abi? Arkadaşım ben demiyorum. Ernest Hemingway... Sen Bey, de hemfikirsin. Tolstoy Sen de için. hemfikirsin. Bravo Hemingway falan diyorsun ya. Toprağı evet, olsun da... Benim de, de kafam böyle. Benim ayıp oluyor. de, oluyor. Benim de kafam öyle yani. Adamı takdir ettim. Olmaz abi. Olmaz. Bir, abi bak bir esere oluşturulmuş bir esere orası çok fazla ya ne gerek var bilmem ne diyemezsin. Çünkü o o adamın kurgusu. Evet. O adamın kurgusuna işte benim eserlerim. Ben de onları beğenmiyorum. Ha. Sen beğenmeyebilirsin. Adam otobüse Ama... bindi, indi. İnerken düştü. <laughs> ne hiç ki abi benim hikayemde. Benim hikayemde öyle bir şey yok. Adam otobüse bindi, binerken düştü diye öyle bir hikaye yok okurlarım biliyorlar hocam. Başka var mı? Hayırlı abi, bir haber? geçen. ha Bir abi dün mü ne bir haber yok. Tunceli'de, Ovacık'ta. Evet. Tunceli'deki dostlara selam olsun. Ovacık'ta bir tane arkadaşımız ayıyla selfie çektirmiş. Başarmış mı bunu? Diyor ki tüm hayalim buydu. <laughs> Çektirebilmiş yani. Çektirmiş. Bildiğimiz... derken ayıyla böyle kol kola sarmaş dolaş değil. Ay Ayı evet. arkada duruyor böyle şey, aranıyor zavallı. Ha. Yiyecek bir şey yok. O da böyle ayıyla denk getirmiş kendini çekmiş böyle ayıyla canciğer kuzu sarması şöyle ayıya makas almıyor yani. Çektikten sonra vınlamıştır ben sana söyleyeyim. E tabi canım. Ya buradan çık, yapınca pşşş, bu arada zaten birkaç tane ayı saldırısı olmuş orada. E yani. Da hayalimdi demiş. Bir ayı görürsen bana saldırmadan evvel. Bir ayı bir adam vardı çektim. biliyor musun? Ayı adam. Ayılarla takılan bir adam vardı. Ayı Türk adam. değil, Türk değil böyle yabancı. Bilmiyorum. Rus mu ne? Ha. Ee, ömrünü ayılara adadı böyle. Ayılarla takılıyordu falan. Ben onları eğittim mi eğittim mi diyor. Vahşi ayılar. Aha. Ayılar göç ediyor, uyuyor, kalkıyor. Bunların hep oralar bu kulübesi var falan. Ayılar yedi sonra onu. Arkadaşı. Hı hı. Kamerasını buldular. Kamerayı tükürmüş hayvan. Yani kamerayı yememiş. Adamı komple yemişler. Komple yemişler. Ailece. Sen misin ayıları seven? Not, he? Bir de not bırakmış yani. Ayılar beni yerse... Ben davacı değilim. Helal hoş olsun diyor. E zaten çaylar içilmiş o saatten sonra <laughs> davacı olsam ne olacak? Yani hayır <laughs> diyor ki yani ayının peşine gitmeyin. Ha hayvanları cezalandırmaya ya, ayının peşine gitmeyin. gitmeyin. Yani dedi abi şeker bal kaymak olsun. <laughs> ben hak ettim diyor ya. Yani. Ben hak ettim. Ben diyor. hak ettim. Ya çünkü ama... bayağı böyle güreş müreş tutuyor. Ya diyorlar ki baba. Kaşınıyor. Diyorlar ki babacığım bak. Bu vahşi ayı bunlar. Yani bunları eğitilemez böyle sen Hani bizde eskiden kızgın demirin üstünde, sacın üstünde Zavallı hayvanları. Böyle zıplatırlardı. Biz benim çocukluğumda vardı ayı ya. oynatma. defle evet. Deflen evet. oynatırdı. O da böyle zıplardı zavallı. Tefi duyunca evet. şeyin ısınacağını, ayaklarının ısınacağını zannedip Anladığı Zıplıyordu. Ki. Evet. Biz de onu ayı oynatma gibi. Zavallı bu hayvanlar da hani eziyetler çektirirler. Diyorlar yani. ki ya baba bak ayı böyle yani şey değil. Öyle eğitilebilir bir şey değil. Doğadaki ayı bu. Evet. İş alırsın. Diyor ki top bende. Ben, ben çözdüm. Ayıca konuşuyorum diyor. Aa. Falan yapıyor. Ya ayı da diyor ki ayı da büyük ihtimal masanın öbür tarafında diyor ki bu lavuk kim ya? Geldi buraya kulübeyi kurdu. Arkadaşlar da diyorlardı ki ayılar baba yiyelim mi falan? Durun Bekleyin olun, diyordur. Durun oğlum. Çok aç kalırsak yeriz. Şimdi. Kışı bekleyelim. Ya şimdi bak burada alabalığımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Acele etmeyin etmeyelim. Bunu darlıkta. En, bunu <laughs> darlıkta Çocuklarım, çocukları tutuyordur baba. <laughs> Baba <laughs> yiyelim. Oğlum <laughs> dur ya oğlum. O garanti zaten. yani Buzluktaki şey gibi duruyor değil mi abi? O cepte tabii. O yani cepte. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Bir güzel yemişler abi. abi. E, ne oldu? Not var işte. Ha, ne, ne oldu yani? baba eline ne geçti? Belgeseli var. Belgeseli var abi. Senelerce çekmiş ya. Adam Ailesi de sattı belgesel işte güzel aile, aile aile tabii. Aile. Ne bıraktın aileye? Belgeseli belgesel bıraktık. Belgesel de satıldı. Oradan küçük bir para kaldı. Tabii. Babamızı ayı yedi. <laughs> yani bu bu arkadaş Tunceli'deki arkadaş şey ucuz kurtulmuş. Yani öyle Ayı ile şaka olmaz arkadaş. Yani selfie çektireceğim bilmem ne. İyi kucağına almaya falan kalkışmadı. Böyle şeyler yapmayalım. Yaban hayatına böyle müdahalelerde bulunmayalım, değil mi abi? Haklısın. Senin hocam. var mı öyle bir maceran yaban hayatına bir müdahale? Yok. Sincap yok. tokatlama falan. Yok hocam. Ha, yok. Yok. <laughs> Başka hayırlı bir abi, haberimiz var mı Can Hocam? Yılmaz abi'yi biliyorsun. Aa evet. Yılmaz Köksal. Allah ölüm rahmet eylesin. 2015'te biliyorsun vefat etmişti bizim evet. Yaşı Batı filmimizde şeriflerden biriydi. Şeriflerden biriydi. Benimle rolü vardı hatta. Evet. Hani Kolay gelsin birader, birader değil, peder, peder. değil. Devleştiğim sahnede Yılmaz abi de. Ha Yılmaz abi orada yoktu ya. Süleyman Turan vardı. Abi. Allah rahmet eylesin. Yunus, ilacımı ver yavrum. Bak hep unutuyorsun. Evet. Evet, evet o Süleyman Turan'dı. Allah rahmet eylesin. Baştan alabilir Alalım. Yılmaz abinin <laughs> sahnesi Ozan'laydı. Yaşı batıda şeriflerden biriydi. Doğru. Biriydi, evet. Ozan'laydı. Sarhoş oluyordu, bayılıyordu falan. Öyle bir sahnesi Ozan'ın aç bakayım ağzına, dişlerine bakayım diye Ozan'a böyle diye vurup parmaklarıyla ağzına baktı <laughs> evet. <saatesi> vardı vardı. <laughs> Çeko diye onun filmi vardır. Cowboy filmi. filmi. vardır vardı. Evet. Biz de oradan kendisini şey takip ederdik ve yani böyle bir şey var. Yılmaz abiye de bir saygı duruşu olsun diye filmimize davet etmiştik. Sağ olsun bizi kırmadı. Geldi. Bir, Küçük bir rol oynamıştı. Evet. Hiç filmi, at sahnesi yoktu. vefat etmişti. Hocam hiç at sahnesi yoktu at sahnesi ama yoktu. çok iyi atabiliyordu biliyorsun. İşte Çekoluk'tan kalan. Ha Bize de orada bir şov yaptı hatırlarsan. Sultan Gazi'de bir yere gittik. Böyle Atladı böyle bir kayboldu. Yarım evet. saat sonra. <laughs> diye evet. atla geldi. Eksiz e, er binmiş tabi. Tabii vay be dedik Yılmaz abiye yetmişlik. Çakı gibi delikanlı dedik. Evet. Helal olsun dedik. Ama tabii Yılmaz abinin şimdi gittiğini gördük biz. Evet. Bir dağın arkasından, küçük bir tepenin arkasından kayboldu. Sonra orada ne olduğunu bilmiyoruz. Ama döndü geldi. Belgenin attan neler olduğu için bilir orada. O olsun. En azından böyle bir ufukta ama kaybolduğunu tekrar, gördük. Ama e, tekrar atın üzerinde geri geldi yani. Sapa Ondan sağlam geldi. Gördük, gördük, ki, gördük. ki orada hani işi biliyor. Şener gidiyor. abinin filminde vardı ya Aşk Olsun muydu? Aşık Oldum. Evet. Orada hani Belgrad Ormanları'nda çekilmiş sahnede. <laughs> o hızlandırılmış bir sahnede ama <laughs> o hızlandırılmış sahneyi Yılmaz abi gerçekten yaptı. Toz oldu yani. Bir de silahları vardı. <laughs> evet. Şunların hareketlerini yakınları vardı. Elde <laughs> <diyordum>. nereye <laughs> Elden ele gezdiriyor? Evet, Allah rahmet eylesin. Yılmaz abiyi de koymayı unutmayın. Yılmaz Köksal abi. Yılmaz de... Köksal. Süleyman abimizi de koy. Süleyman. Çünkü ondan da bahsettik. De tabii tabii. O da bizim filmimizde evet, vardı. O da senaristti aynı zamanda Biz senarist. Süleyman. Süleyman abi. Süleyman abi hem senaristti hem de şeydi, çizerdi. Çizerdi. Fotoğraman çizerdi. Yani fotoğrafman değildi. Hani böyle arkası yarın gibi bloklar olurdu eskiden hatırlar evet, Çok iyi İngilizce bilirdi. Ben bunu bilmiyorum. İngilizce Ama bilirdi. çok iyi çizer olduğunu biliyorum. Yani İtalyan, İtalyanca da öğrendi bir araba. Hmm. Böyle hep öğrenmeye, kendini geliştirmeye çok meraklı bir adamdı Allah rahmet eylesin. O da öyleydi. Eyvallah. Eyvallah. O da öyleydi. Başka var mı hocam? Ölüm yılı, Aa. doğum yılı. Hani bu önümüzdeki abi, hafta Abi ben şuraya ilgili. bir şeyler yazmıştım ama. ha Robot gözaltına alınmış abi Mısır'da. Abi bir tane robot yapmışlar. Evet. Robot dünyanın en gerçekçi robotu. Tabi uzaktan kontrol edilen bir robot ama hı hı. resim mesim yapıyor. Mısır'da da sergi açmışlar buna. Hı hı. Robotu da götürmüşler tabi sergisine. Mısır polisi de bunu gözaltına almış. Robotu. Robotu. Aç, susuz bir hafta 15 gün hapsi. Robotu tutuyorlar. Aç, susuz derken. Yani fişe takmamışlar. E, e tamam şey robotun takma. ne göz altını ya pilini çıkar koy kenara dursun çocuk orada. Tamam, ya. takmayınca o da, o aç susuz oluyor Öyle bir değil. bakıma. İlişkisi kesilince bağlantısı ha. aç susuz sayılır. Bunun mantığını anlamadım. Robotu niye tutukluyorlar abi? Casusluk yapıyor diye. He, anladım. anladım. Yani dediğin gibi evet pilini al veya neyse işte kapat ya da. On off düğmesi vardır. Hayır onu almışlardı karakola götürmüşlerdir bir ara kabloyla bilgisayara bir hat çekmişlerdir. Bakmışlardır. İçindeki bilgileri almışlar. Ne var evet. ne yok. Değil mi? Doğrudur. Öyle bir şeydir. Doğrudur yani, hocam. Ben de ilk başta Mısır polisi niye robotu gözaltına alıyor diyedim ama sonra dedim ki evet içindeki bilgileri aldılar. Nereden gelmiş robot hocam? Nereden geldiğini bilmiyorum. Herhalde Avrupa'dan gelmiş. Avrupa'dan gelmiştir. Anlıyorum. Dünyanın ya. ilk şeyi. Tutuklanan robotu. Ultra robot. Yani çizim yapıyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Tabi Yüklenilen şeyler konuşuyor yoksa alakasız bir şey konuşamıyor da anlıyorum evet başka var mı hocam abi niye devamlı bana soruyorsun e sen çünkü bir şey var mı? çünkü yani tabii dotta e, ne zaman bazen bazen ne böyle yok. ilginç bir şey gördüğü zaman not alıyorum ama şu anda yok bu kadar gelen fakslardan falan bir şey yok mu Akıllı dün gördüğüm bir ama. şey var buyurun yani dün televizyonda mı gördüm nerede gördüm ya adam dükkanın önünde oturuyor abi etrafa bakıyor Oraya ha. park etme mal gelecek falan derken yukarıdan adam düşüyor kafasına. Uf. Hırsız ikinci kattan. Hırsız bu arada operasyonda tabii. İşte düşen hırsız zaten. Adamın üstüne mi düşüyor? Evet. adamın önüne düşüyor. Üstüne de düşme yani milimle kurtarıyor. Üstüne düşse boynu boynu kırılır Allah muhafaza. Evet. Geçen hafta da hırsızlık, yaparak, bir... hırsızlık yaparken. Geçen Şimdi hafta... yani ya niye hırsızlık yapıyorsun kardeşim? Tamam sana da acıyalım yazıktır. İkinci kattan düştün ama. Evet. Gidiyorsun cep telefonu, map telefonu çalıyorsun falan. Ya birinin canını yakıyorsun. Neyse ya. Evet. Hocam da. Evet. geçen hafta da İstanbul'da biliyorsun adamın bir taksiyi çalmış. He, Beylikdüzü'nde. He, üç evet. gün kaybolmuş herif. Nasıl üç gün bulamıyorlar abi taksiyi? bulamamışlar üç gün. Hiçbir Belki sahte plaka yapmıştır. DDS, MDS hiçbir şey takılmamış mı bu adam? Belki yani? sahte plaka yapmıştır. He. İşte şey demiş, üç gün boyunca herkese demiş, her el kaldırana aldım demiş arabama. Tamam. Benzini dolduruyor. Yakıtı dolduruyor. Parası olmayandan para da almıyor. Tamam. Mesafe falan hiç gözetmiyor. Oraya gitmem, burası yakın, orası sıkışık. Ben de bir kamu hizmeti yaptım kardeşim falan. Sonra bir yerde de başka bir haberde diyor ki adam meğer kuryeymiş herif. He. Mal sevkiyatı yapıyor taksiyi kaçırıp. Tamam ne demişler yani peki yakalanınca tamam kardeşim, üç gün boyunca insanları taşıdığın için Sana hadi, çok çok var git yoluna kardeş. mı demişler. Pek zannetmiyorum He? var git yoluna dedikleri. Sonuçta hırsızlık de. bu. E tabi. Yani sonucunu Eskide. bilmiyorsun sen. Bilmiyoruz hocam. Ha, sonucunu arkadaşlar. biz de merakla bekliyoruz. Evet, taksiyi çalan taksici. Yani taksici. Evet. O da mı taksici? Yok. Hayır. Değil. <laughs> değil. Milleti gezdirdin diye cezadan kurtulamasın adamın taksisini niye çalıyorsun? Taksici. Bir demiş de ki, üzerinde plakası olan tak... taksici demiş nasıl bulunanı üç gün? Taksici demiş ki kardeş çişim geldi. Tamam. Şurada yolun kenarında arabayı çekeyim. Ağacın dibine. Sen bekle demiş, demiş yok. Şuraya bir tuvaletimi yapıp geleceğim demiş. Bu da tamam demiş. Anahtar da üstünde. Taksici gidince bu. <laughs> üç gün kayıp. Demek ki anahtarın üstünde bırakmayacaksın abi. Evet anahtar üstünde. Evet. Burada da öyle bir olay olmuştu biliyorsun. Tabii. O valeydi gerçi de. Evet. Acaba anahtarı çıkarınca taksimetre de sıfırlanmış mı oluyor? Onun için mi çıkarmadı? Yok ya. Ha? Aküyle bağlantısı o kadar kaç? Abi şey gidiyor dedi. Ne yapıyor? Yani uzun menzilli mi? Abi ne kadar da olsa çiçeğe bir 2-3 dakikan gider yani. Bir gelmiş ya araba yok. Yok taksimetrenin kapanması için aküyle komple bağlantısının kesilmesi lazım. Bilemeyiz. Yani. O da zaten şimdi Neyse, izleyen e, e, altına e, o, arkadaşlar altına yazarlar. Öyle değil, öyle de. arkadaşlar yazar. Evet. E, hocam, taksici arkadaşlarla da ilgili yoğun bir şey var biliyorsun. Var. Yunus da oradan devamlı abi tamam bir saat Yok bir saat olmadı Daha yarım saat olmadı. Öyle değil. 55 dakika oldu. Bak. Ben sana ne söyledim? Gördün. Ben biliyorum. E, ne yapalım yani? Hadi devam et hocam. Tamam. Bir şey anlatıyordun. E, taksicilere bir şey diyecektim de yani şimdi bir şey demiyorum. Taksiciler milleti alın kardeşim. Tamam, bu kadar Çok teşekkür ediyoruz. Can Yılmaz'ın bu e, can alıcı toplumsal mesajıyla birlikte e, geldik. Ben e, taksi pek kullanmadığım için abi. Bilmiyorum. Anlıyorum. Hocam gözlüğüm alabilir miyim? Yani ya. ben normalde taksiye bineceğime metroya binerim mesela. Sen? Metroya binerim. Evet. Minibüse binmem yalan yok. Ama metro varsa metroya binerim. Hiçbir şey yoksa yürürüm ben yürüm evet. e, taksiye bilmem. Yani böyle hani bazıları diyor mesela kısa mesafe almıyor diye mesela Hi. Ben o kısa mesafeyi yürürüm yani hiç acımam. Geçen doğru. Bir sete gittik biliyorsun. Evet. Kalamış da. Evet. Ben şöyle bir yürüyeyim yemekten sonra biraz iyi iyi gelir dedim. Zaten bir tane laf vardı bilirsin. Yemekten sonra ya kık adım atacaksın ya ya da birazcık yatacaksın. Hayır yok. <laughs> abi. ya kırk adım atacaksın ya kırk bir şey. Onu şey yapalım. Ee, Yunus ayarlar. Evet. Şöyle bir yürüyeyim dedim. Yemek dedim bana şey yaptı. Şişkinlik, Şişkinlik yaptı. Şişkinlik yaptı. Biraz atayım dedim. Evet. Bir çıktım abi. Üç buçuk saat yürüyorum. Şimdi Kartal, Maltepe sahilinden falan geldim. Oralara geze, kadar dolandın geldin. Vay arkadaş. Geze geze. Fark etmemiş. Sonra bir baktım ki bir buçuk saat olmuş. Ulan dedim bir de bunun dönüşü var. Ya. E tabi tabii döndüm sonra. Ama dedim ki taksiye mi atlasam? Yok dedim taksiye, taksi diyeceğim. Şimdi pazarlık edecek. Nereye gidiyorsun falan. Oradan falan. gidelim. Ben buradan seni gidelim. Sabiha gökçe'ne getireyim, oradan yere getireyim falan. En iyisi dedim sen yürü boş ver. Hem de zaten evet. sağlık açısından daha. Iyi. Geçen ben seni havalimanında bıraktığımda evet. yaklaşık bir kilometrelik bir taksi kuyruğu vardı abi. O ne oldu? Hemen eridi mi? Hemen eridi. Allah Allah. Evet. Çünkü çok fazla taksi vardı. Hmm. Hemen tık 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 her gelen atladı gitti atladı gitti. Bana Ayta da hocam yazdı. hocam bir şey söyleyeyim mi? Bana ha. da bir taksi düştü. eski Her da... yerinden ses geliyor. Böyle bir şey olamaz abi. hava Havaalanında çalışan taksilerin kaliteli olması lazım ya. Kaliteli taksi var. Hocam hayır. Siyah minibüsler var ama. Siyah minibüs yani, var. Şey onlar. Açık mavi olan taksiler var ama sarı plakalı taksilerin de temiz olsun. Şimdi yurt dışından gelen bir adamın Türkiye'de bindiği taksi böyle toz toprak içinde kapılar pencereler <laughs> böyle yani bayağı sahra çadırıyla eve gittik ya. İtalya'da Uçuyor yani. Mi abi, sen hiç abi İtalya'da çok kaliteli. İspanya'da İspanya'da Dökülüyor. İspanya'dakiler Bak, hocam. Yunanistan'da falan dökülüyor tabii. Almanya'da. Kapı yok. Kapıyı sen tutuyorsun yani. O ayrı ama ha, mesela. Almanya'da zaten. Ha Almanya'da, Almanya'da, İspanya'da he. çok iyi arabalar abi. Mesela Barcelona'da ne kadar güzel. Simsiyah taksileri vardı. Pırıl he, pırıl, evet pırıl evet. hepsi bir buraya. Çamurlu mamurlu falan değil. Ee, Neden öyleymiş peki? Sen konuştun mu? Yani arkadaş bu taksinin haline dedim mi? Sordum. He. Yani dedim birader şunun modeli falan. Abi işte biz de, de emekçiyiz. Ben de burada direksiyon sallıyorum. Hmm. Tabii Onu... oradaki adam muhatap muhatabıydı. Yani. Patronun dedi bunu değiştirmesi lazım dedi. Plaka sahibi kimse ondan bahsediyor. 5 senede lazım bir değişmesi dedi. lazım biliyorsun onların. Ya ölüyordu diyorum araba ya. Yani araba hakka yürümek üzereydi. Böyle her tarafından ses geliyor. A, binmeseydin keşke. Bir ama gelecektim. o bana geldi sırada yani. Ha, o tamam öndekine buyurun kardeşim deseydin. O da kardeş niye biz buna biliyoruz ona ha, bir Şey Kavga çıkardı çıkar Şimdi bak sen bir şimdi bir adama yerini versen. E... O da gidecek diyelim. İyi yakın bir yere sen gideceksin Ümraniye'ye. Kavga çıkar. Çıkar. Heyecanlı mısın? Niye? Ayın 26'sında gösterimiz var. Aha, <laughs> Evet sevgili <Ya>. dostlar. <laughs> 26 Ekim'de Evet. Heyecanlı mısın? Yo. Hazır mısın? Ben peki profesyonelim mısın? abi. Gösteriye hazır mısın Ben senin arkadaşım? lafınla sana cevap vereceğim. Ben sana diyorum ki abi evet. gel çalışalım. Evet. Rektüklerimizin üzerinden geçelim. Evet. Ee, yeni bir teknik geliştirelim. Şakalarımızı köpürtelim. Evet. Sen ne diyorsun abi bana? Ne diyorum? Biz profesyoneliz. Evet. Evet. Bu ne demekse? Evet. En büyük tehlike nedir biliyor musun abi? Nedir? Ben piştim demek. Hayır. Ne? Oldum dersen öldüm demektir e, hocam. E, tamam aynı aynı şeyi söylüyoruz abi. Ben ben profesyonelim diyorum. Nerede olarak. profesyonel? E, tamam. Ben öldüm oldum bittim demiyorum. Ben profesyonelim kardeşim e, tamam, abi, diyorum. Profesyonelsin. 45 senelik tiyatrocusun. Tamam. tamam. Sen de 25 senesini tiyatroya vermiş emekçi <laughs> bir kardeşimizsin. Sahnelere yabancı değilsin. Tamam abi ben de bir ben, şey yok. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Ayın 26'sında Dastas'ta sevgili Can Yılmaz'la burada olan burada kalır gösterimiz var arkadaşlar. Sonra ilerleyen günlerde hep arkadaşlar söylüyor ya abi niye gelmiyorsunuz? Evet. Antalya'ya, Adana'ya, İzmir'e, e, Almanya'ya, Hollanda'ya ve hatta Amerika'ya bir de turnemiz var. Amerika bu. ne zamandı abi? Dün Ocak ayında. Şey söyledi. Ocak ayında. Evet. Ocak, evet. Ocak ayının ilk haftasında. Hayır abi. Sallıyorsun Onu abi. Uğur. Evet Zafer Ocak ayının 10 ya da 11'i olması lazım. Ocak, 21 Ocak. Değil. Hmm. 21 değil hocam. 21 Ocak New York. Evet. 22 Ocak New Jersey. Evet. 26 Ocak Miami. Miami'de. 3 tane oyunumuz var. Tamam teşekkür ederim. Hani ilk haftaydı? İlk hafta diye kalmış. Sen hakkında. ilk hafta git orada bizi bekle abi. Giderim hocam. Bu 3 şehrede ben zaten gitmiştim. Keşke başka yerlere gitseydik. Sen gelme ben gideyim hocam. <laughs> Tek başıma. Öyle mi? Tabii. Madem gördün. Eee var. ya gördün mü? Hayır ben bu tarafa yani Kaliforniya tarafına gidelim istiyordum. Yunus'u da götürecek miyiz? sabah abi bilet parasını ver, götürürüz. Tamam. Tamam. Abi bilet parası bir şeydi zaten, 40 bin lira falan. Hiç hiçbir şey değil. Ee, hanımefendiler, <laughs> be? efendiler, efendim bir burada olan burada kalır programının daha sonuna geldik. Eğer zaman olduğu gibi programımızın katanış anonsunu yapsın diye sevgili hocaların hocası Cen Yılmaz'a devredeceğim hocam. Bu arada size çorumdan evet. e, tulum peyniri gelmiş. Öyle mi? Çorumdan tulum gider. peyniri. Abi. Eski Bursa valisi Rasim Yılmaz tarafından. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Erzincan tulumunun yanında Çorum'un tulum peyniri Avrupa dereceleri almış bir peynir dedi. Hmm. Ee, şahsınıza da gönderecek ama inşallah. Nasıl? Aydın... Hem gelmiş diyorsun. Yani aşağıdadır da aydın inşallah ha, ha, ha. onu hacılamamıştır tamam. diye düşünüyorum. <laughs> Buyurun sevgili canlılar. Ayrıca e, iyi hatırlattın abi. Geçen hafta 6 kilo kestaneyi alarak eve götürdünüz abi. Belki o arkadaşa da bir teşekkür etme şeyi şeydoğar Almanya'da yaşayan bir arkadaşımız. Ben, İsmini emin olun e, hatırlayamadım şu anda. Evet. Sağ olsun teşekkür ederiz. Bize Almanya'da yaşamasına rağmen Türkiye'deki akrabalarını harekete geçirerek nereden geldi? Sinop'tan. Hangi Sinop Erfelek. Sinop'tan kestane. Erfelek değil. E, sinop Ayancık. Ayancık'tan galiba. Evet. Bize kestane yollamış. Burada biz adil bir paylaşım yaptık, Yap. paylaştık. Yap. Çok da güzel kestaneymiş. Kendisine, kendisine çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. İsmini ben Yunus'a söyleyeceğim ve böyle ışıklı bir şekilde ses sanatkarı olduğu için öyle bir neonlu ha, bir şey, neonlu <laughs> bir şey yapar. Bazen Adnan. bana gecenin 3'ünde falan şarkı yolluyor. Teşekkür ederim kendisine. Abi Kürdili Hicazkar söyledim diyor ama gece saat 3. E tabi. Yani o kadar olur tabi. Bir de ayrıca bu Ernest Semin Bey'in kitabını bana hediye eden arkadaşımız loto oynamıştı. Bunun sonucunu bize söylemedin. Bu ne zamanınmış? Alt, 27 Haziran 2021. 27 Haziran mı? 27 Haziran 2021. 1, 8, 19, 30, 69 ve 08. Powerball. Arkadaşım bunun sonucunu lütfen yazar mısın? Ortalıkta görünmediğine göre ama bilet bende alamaz ki. Alamaz. Demek ki bir şey çıkmadı. E sen yine de bir araştır hocam. Hani. Yine de bir araştıralım. Lütfen şu şeye bir bak arkadaşım. Kuponlara bir bak. Ben de buradan bakarım. Evet hocam buyurun. Evet. Dükkanı Arkadaşlar 26 Ekim e, zannediyorum Salı. E, Dastastayız. Hepinizi bekleriz. Onun dışında mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.